Faruk Aksoy Neden? Enver Aysever CNN Türk'te aykırı soruları yaparken izlerdim gayet başarılıydı. Aysever'i geçen akşam Halk TV'de gördüm. Aykırı sorulardan eser kalmamış. Körler sağlar formatına dönüşmüş. 5 dakika izledim, sıkıldım, kanalı değiştirdim. Mehmet Barlas, NTV'de Emre Kongar'la program yaparken izledim çok iyiydiler. Tartıştıkları konu bir kenara, ertesi akşam sunuculuk görevini kimin yapacağını bile merak ederdim. Barlas'ı geçen akşam NTV'de gördüm. Barlas bile kendi katıldığı programdan sıkıldı. Rakipsizlikten, üç kişinin aynı şeyleri tekrar etmesinden sıkıldı. Doğrusu ben de sıkıldım. Beş dakika izledim, kanalı değiştirdim.'' Televizyon programları zevksiz, heyecansız, özensiz, ucuza getirilmiş hazırlık maçlarından farksız. Mücadele yok, tartışma yok, espri yok, fikir yok, karşıt görüş yok. Ali Saydam'ın ısrarla vurguladığı gibi kadın konukta yok, yok oğlu yok. Üzüm üzüme baka baka kararırdı. Kötü örnek muadilini doğurdu. Sadece bir taraf değil, her taraf kafasını kuma gömdü. Bu aralar spor kanallarını iziyor, hem de çok izleniyor. Seyirci hiç olmazsa farklı görüşlere sahip katılımcıları spor programlarında görüyor. Spor üzerinden de olsa tartışma izlemenin keyfini çıkarıyor. Bu programlarda her takımın lehine ya da aleyhine konuşan bir gazeteci, bir futbolcu, bir yönetici var. İsteyen istediği eleştiriyi yapıyor, istediği topa giriyor. Çünkü futbol tartışmanın riski yok, derdi yok. En azından yandaşlıkla, candaşlıkla suçlanmıyorsunuz. Erman Toroğlu, Başakşehir'in kollandığını, şampiyon yapılmak istendiğini A Spor'da söylüyor. Söylemek ne kelime? Kameraya burnunu sokuyor, yemişim sizin varınızı yoğunuzu diyor. Tabii bunu futbol konuşmanın rahatlığıyla yapıyor.'' Yoksa aynı konuyu aynı grubun haber kalanında söyleyemez. Mevzu anlam değiştirir, başka yerlere gider. Futbol insanı nelerden koruyor, görüyor musunuz? Duyuyorum, okuyorum, televizyon bitti. Kimse televizyon izlemiyor, sosyal medya alanı doldurdu falan diyorlar. Çok doğru manzara tam da bu. Fakat bunu televizyonlar düşünecek, televizyon yöneticileri düşünecek, sıradan bir YouTube kanalı kadar izlenmemelerini, bunun sebeplerini kendilerine soracaklar. Dünyaya bakıyorum, içerik üreten, çok sesli yayın yapan, özgürce konuşan hiçbir televizyon kanalı değerinden bir şey kaybetmiyor. Tam aksine büyüyerek yayılıyor.'' Doğu toplumlarının eğlencesi kısıtlıdır. Televizyon doğu toplumları için aynı zamanda eğlencedir. Tartışma programları, müzik programları, spor programları da bu eğlencenin parçasıdır. İyi bir siyasi tartışma bir hafta konuşulur. Verilmeyen bir penaltı aylarca gündem olur. İki siyasetçinin ekrandaki mücadelesi yıllarca hatırlanır. Bunların olması lazım ama olamıyor bir kanalı açıyorsunuz, memleket güllük gülistanlık, öteki kanalı açıyorsunuz, kıyamet kopmuş, kimsenin haberi yok. Yahu böyle şey olur mu? Bunun bir ortası yok mu? Koskoca ülkede her şey iyi ya da her şey kötü olur mu? Oluyor. Neden oluyor? Çünkü kimse kimseyle yüzleşmiyor, hesaplaşmıyor, tartışmıyor, daha doğrusu tartışacak alan bulamıyor.'' Bazı şeyler için siyaset kurumunun tavrını beklemek doğru değil. Medya kendi ilkeleri doğrultusunda yayın yapacağı alana kendini çekmeli. Bunca emekle inşa edilen sektör güvenilirliğini yitirdi. Yitirmek üzere. Daha dün kurulan bir internet sitesi 60 yıllık gazeteyi ona katladı. O gazeteden daha fazla takip ediliyor. Neden? Evet, neden?